lekin mana hozir bu yerga keldik. Bu neft qazib chiqarish vishkasi, bashnasi, nasos deylar ekan. Aynan shu neft vishkasi, neft nasosi yordamida ham seravodorod qazib chiqarilar ekan. Buni sabab shundaki, neft qazib olinayotganda neft bilan birga seravodorod chiqar ekan. Keyin maxsus separatorlar orqali neft alohida, seravodorod alohida qilib ajratib olinib, sanatoriyalarga to'g'ri yetkazib berilar ekan. Bu seravodorodni shifo bag'ishligini hamma biladi. Bu oldindan shu sanatoriyalar qurilayotganda avvalambor shifo bag'ish seravodorod borligi aniqlanganda, keyin buni odamlarni davolash uchun maxsus joylar, ya'ni ozdoravitel sog'lomlashtirish maskanlari qurilib, bu seravodorod yordamida har xil kasalliklarga, kasallikning juda ko'p turlariga shifoligini bilgan holda sanatoriyalar tashkil etilgan ekan. Bu aynan shu seravodorod chiqadigan nuqta desak ham bo'laveradi. Shu yerdan qazib olib, yerni tagidan nasoslar yordamida yer tagidan sug'urib olinadi ekan, keyin neft alohida, seravodorod shifo bag'ish suvi alohida ketar ekan. Hozir borib yana separatorlarni ham bir qator ko'ramiz. Bu yerda shu aynan O'zbekiston geologiyasiga oid bo'lgan material tayyorlayotgan jarayonimizda Farg'ona viloyatining Chimyon qishloqchasiga keldik. Bu yerda ko'rib turganingizdek, shu Markaziy Osiyoda birinchi neftchinoy neftchikachalka bor ekan. Shu endi zamonaviysi, keng bunaqa neftchikachalkalar o'tilgan ekan. Bu yerda hozir ko'rsatib o'taman. Qarlik jihatlaridan shuki, bu yerga yozib qo'yibdi mana. Markaziy Osiyo hududida ilk neft qudug'i shu yerda ekan. İlk neft qudug'i 1901 yılda burg'ulash ishlari boshlanib, aynan burg'ulash ishlari boshlanib, 1904 yılın may oyida 278 metr chuqurlikdan sanoat miqyosida kunlik 130 tonna neft 11 yil davomida qazib olingan ekan. Aynan Markaziy Osiyoda birinchi marta shu yerda qazib olingan ekan. O'zbek neftigaz. O'zbekiston geologiyasi juda boy tarixga ega bo'lib, bu shunaqa yaxshi natijalar berib, Markaziy Osiyoning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan sohalardan biri geologiya. Undan tashqari yuqorida aytib o'tganimdek, bu yerda Chimyon sanatoriyasida aynan shifobaxsh seravodorod deydi suyuqligi ham chiqqan. Shu neft qazish ishlari davomida neft bilan birga chiqayotgan suvni tarkibini bilishganda seravodorod ham chiqqan. Buni olimlar o'rganib chiqqanda shifobaxshligi aniqlangan. Yana bir rivoyat yuradi. Oldin bugungi zamonda otlar kechuvdan o'tib turib, sho'r suv kechuvi deylar ekan. Sho'r suv kechuvdan o'tib turib, otlar qotiri bor otlar dumini shu suvga tekkizib badaniga urishar ekan. Suvni badaniga chachib, shu qotirlarini to'kkan ekan. Bu rivoyatdan bor. Undan keyin mana 60-70 yillarda seravodorod tarkibi va uning xususiyatlari o'rganib chiqilganda olimlar tomonidan uni shifo bag'ishligi aniqlangan hamda shu Chimyonda sog'lomlashtirish maskanlari, sanatoriyalar tashkil qilib qurilishlariga sababchi bo'lgan. Shuning uchun bu nafaqat neftni qazib olib, neft mahsulotlaridan foydalanish, balki shifo bag'ish suvlardan foydalanishdan O'zbekiston geologiyasi juda katta o'zini hissasini qo'shib kelyapti ekan. Bular esa yuqoridagilar aynan shu separatorlar ekan. Neft qazib olingandan keyin neft maxsus joylarga keltirilib, separator deydi ekan. Neft alohida, seravodorod suvi alohida qilib ajratib olingandan keyin seravodorodda aynan suv shifo bag'ish suvi sanatoriyalarga yo'llanilar ekan. Borib bu yerda o'zini o'sha davolanayotgan odamlar shu suvdan foydalanib, bu yerda shifo bag'ish vannalar qabul qilib davolanishar ekan. Endi borib sanatoriyani ham bir qator ana shu jarayonini ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana shu aynan hozir neftdan bilan chiqayotgan shifo bag'ish seravodorod suvi bilan davolovchi maskalardan biri ko'rib turganingizdek Chimyon sanatoriyasi. Bu oldin 70-yillarda qurilgan bo'lib, eng yaxshi shifo bag'ish maskanlardan biri bo'lib,
soplanıp gelen şu aynen seravalar yordamda davalıydı. Bunu davalaş kutusiyetler analagenden ki katta katta stadyonla kurgen çimyonda daşmasan 30'ge yakın soğulanlaştırış maskanı kurgen. Onlar da ilk kattalardan biri aynen şu 70'inci yıllarda kurgen çimyon sanatoriyası kurgen. Ağzı içi getirip ayağına bir tanıştırır etmemiz ve İlojibusu uzunmuz kan bu şifa bakş seravadırıptan kabul kılıp davalanışını kursatışı hareket kılalımız. Tabiatının güzelliğini karin tutti dedi mi? Mali bir kara tutti dedi mi? Biz ana aynen de şu Çimyon sanatoriyasının davalaş bölümü gekirdik, geldik. Şu davalaş bölümü de seravadırıt vannalar kabul kılarak adamlar. Kirip hazır biz ana vanna kabul kılamaz. Bana aynen aşı seravadırıt çöp gün joyga keldik. Burada seravadırıt su var. Bütün yüzyıllık su dedikken. Malum bir temperaturada ısıtılıp koyularken bölge odamlar düşüp vanna kabul kılıp şunu davalovçu işletlerden teyit kodalanıp zorlu bolu maketlerde vanna kabul kılışar iken hazır bizden uçağımız ura zan çoğalı anlaş seramadırıp sunuda cüda kodalıyken 5 asosiy kasallikka to'g'ri ekan. Demak, fantoma kasalliklar, harakat tizimi, burun ritmi sistemasi, endokrin kasalliklar, teri kasalliklari, ayniqsa bolalar kasalliklari va shifo ekan. Bu teri tanaffus kasalliklari teri degan nimalarda yaxshi davolanadi ekan. Ya'ni yaxshi xususiyatga ega ekan. Ana tarafda geologiya, aynan gidrogeologiya foydasi shu yerdan bo'lsa bo'ladi. Demek ki bana hazır görüp türgelerine kirip çıktık. Cüde şifa başlarken ne geldi? Boşka çakıslı yapma o zaman Seravada Rot'ta. Şimdi ne dedim hoşuma? Hakikaten Özbekistan geologiyası, ana, gidro geologiyası şuna kadar zor narsayken ki adamlar ki halka hem fayda kilitlediğin cihatları bırakken bunun da sebebi misalı da aynen şu Seravada Rot'ta görsek buladı. Seravada Rot'ta halka fakat verilirken çetelik eksport kılınmıyordu ki. Halk şundan faydalanıp sağlığını tikleş için faydalanıyordu. Yani, lekin boşka narsalar, boşka tabii kazılmalar bilmemiz. Eksport kılınandı. Ular kayıtlı işlenirdi. Boşka bulup eksport kılınandı. Dolayısıyla bütçet gelbatı pülüşüyordu. Yani bütçette uğurlaşadı, uğurlaşmıyordu. Boşka masalar. Lekin çetelge eksport kılınmıyor narsalardan biri seravadar otakken ana halka fayda kilitiradı. Öyleyemiz ki boşka tabii kazılmalar ham, Özbekistan geologiyası ham, boşka kazılmalardı. Ana Özbekistan'a faydalı cihatlarını ham kullar biz mamlakatimizni boyishiga taraqqiy etishiga yordam beradi degan umiddamiz. Yana bir bor O'zbekiston geologiyasini e'tirof etamiz. Haqiqatan juda keng ko'lamli ishlar qilar ekan. Faqatgina bir muammosi bor. Buni chet elga eksport qilinishlari va u yerdan kelayotgan pullarni to'g'ri taqsimlanishi va bu o'zbek xalqiga yetib kelishi bo'yicha bu alohida mavzu, alohida muammo ekan. Hozircha O'zbekiston geologiyasi to'g'risidagi ushbu mavzuchani yakunlaymiz. Hammalaringizga rahmat.